Hepinize merhaba arkadaşlar. Digest Diorama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda Mini GT markasının hem Mijo Exclusive hem de normal modellerini tanıtacağız. Bazılarını kutusundan açacağız, bazılarını açmayacağız. Evet, ben neden açmayacağız? Çünkü artık yer sıkıntısı çekiyorum ve bundan sonra şöyle bir karar aldım. Elime geçen Mijo ve Greenlight Hollywood'ları açmamaya karar verdim. O şekilde sergileyeceğim. Çünkü gerçekten yer sıkıntısı artık baya baya bir dert olmaya başladı. Evet, daha fazla sözü uzatmayayım arkadaşlar. Ben modelleri tanıtmaya başlamadan önce size şu aşağıdan çıkan kanala abone ol, bildirimleri aç ve videoyu beğen tuşuna basarsanız çok mutlu edersiniz bizi. Arkadaşlar, ortalamalara göre, yani YouTube istatistiklerine göre abone olmayan izleyicilerin sayısı oldukça fazla. Abone olmak size bir şey kaybettirmiyor. Bize destek vermiş olursunuz, sadece o kadar. Yorum yapın, videoyu beğenin, abone olun. Tek istediğimiz sizden bu. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, birinci modelimiz arkadaşlar Mini GT, Mijo Exclusive demiştik. Mini GT'nin Amerikan modellerinin başında geliyor. Lincoln Capri, siyah renkte arkadaşlar. Burada da yüzü Mini GT, Mijo Exclusive, Dolly Diner serisini diyebiliriz. Arkasında da bu şekilde bir yazımız var. Fazla bir şey yapmıyor. Mini GT'nin TCM modelin hızları var. Şimdi Mijo ile diğerlerinin arasındaki farkı anlatayım. Diğeri bu şekilde kapalı kutu. Bunun kutusu da var içerisinde Mijo'nun, ama model bu şekilde de yüz içebiliyor arkadaşlar. 3600 limitli. Oldukça güzel bir limit var. Kaçıncı model olduğu bunlar da yazmıyor arkasında ya da önünde. Modele bakmak istersek arkadaşlar, oldukça başarılı bir kalıp çıkarmışlar. Aynasından, lastiğinden, lastiğin yanındaki yanaklarından, far detayları, kaputun üstündeki uçak, hepsi gayet başarılı olmuş. Arka far detayları da güzel işlenmiş. Model bence çok başarılı. Şimdi elimde iki tane 750 serisi var arkadaşlar. Şöyle yaparsam ışıktan herhalde yansıyor. Fazla da şey yapmayın. Birincisi arkadaşlar yine 2040 limitli. Mini GT Mijo Exclusive 2040 limitli. BMW 750 Li X-Drive modeli. Oldukça güzel model. Ben hani BMW hastası olduğum için bunları kaçırmam. Özellikle Mijo olduğu için bunları açmam. Eğer kapalısı denk gelirse alır incelemeyi düşünüyorum. Alıp incelemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel bir model. Hayalini kurduğum bir model. 740 hem de X-Drive. Gerçekten arkadaşlar, hem gerçek dede model olarak da oldukça güzel. Panjur, far detayları, jantlar gayet başarılı bir şekilde yapılmış. Egzoz çıkışları, üst sunroof, aynalar gayet başarılı. İkinci modelimiz ise arkadaşlar, şöyle yaptığımda arada bir fark var mı? Kasa olarak yok. Ama ikinci modelimiz arkadaşlar Alpine B7 X-Drive modeli. Alpine B7 daha özel bir üretim. Modifiyeli arkadaşlar, şöyle baktığımda evet, buradaki karlıkları görüyorsunuz. Jantlarımız farklı. Bunun diş sayısı daha çok, bunda daha az. B7 cam tavan, arka far detayları bu şekilde. Ön panjur daha güzel, far detayları iyi, aynalar mükemmel. B7 arkadaşlar, yani Türkiye'de çok nadir bulunan bir model. Ama yurt dışında da çok fazla yok ama oldukça nadir. Alpine B7 yürür yürür öten bir model arkadaşlar. Bu da Mijo olduğu için bunu açmıyorum. Bu da 2040 limitliydi. İkisi de 2040 limitli. Şimdi bir tanesi şurada, bir sürü vardı. Nerede? Daha önceden arkadaşlar M4'ün farklı varyasyonlarını açmıştık. M Motorsport varyasyonunu açmıştık. Bu da Liberty Works detaylı. Bunun da kutusundan çıkartalım. Hemen hemen Mini GT'deki bütün BMW'leri tamamladık. Yeni çıkacakları da temin ederiz. Baktığımızda arkadaşlar 319 numaralı model Mini GT Liberty Works BMW M4 imsa demiş. Dekallerimiz oldukça güzel. Arkasında da bu şekilde lisansları var. Hem BMW'nin hem TCM modelin. Jantlarımız harika M jant.
Lastikleriniz kavuşacak, bunu söylemeye gerek yok. Camel GT dekalleri var, Liberty Work dekalleri var. Üst tarafta ön cama Liberty Work yazılmış. Tavan karbon, aynalarımız plastik, arka spoiler plastik, egzoz çıkışlarımız oldukça güzel işlenmiş arkadaşlar. Şöyle bir odaklansın. Evet, kamerayı da salladık tabii ki. Liberty Work dekalleri arka tamponda da var. Yine BMW'nin klasik açık mavi, mavi ve kırmızı renkleri şevzada olarak arabanın her tarafını dolaşmış. Soldan direksiyonlu ön panjurumuz bu şekilde. Far detayları Mika. Liberty Work yazısı da ön tampona yapıştırılmış. Kaputta da 25 kapı numarası var. Oldukça güzel bir model arkadaşlar. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim kesinlikle. Ve roof modelimiz. Bunun bizde sarı lacivert modelleri ve rodeo modeli vardı. Yeşili bence en güzellerinden bir tanesi arkadaşlar. Yeşil renk. Zaten roof'un sitesine girdiğinizde de 385 numaralar aç arkadaşlar bu arada. Bunların hepsi soldan direksiyonlu. Roof'un internet sitesine girdiğinizde de arkadaşlar yeşilin daha çok ön plana çıktığını, lacivert ve sarının da gösterildiğini görürsünüz. Modelimizde böyle koyduk. Evet, oldukça güzel bir renk. Yeşil. Evet. Şimdi aynalarımız plastik ve biraz hassas. Yani kırılabilir. Alta baktığımızda mini GT yazısını görüyorsunuz. Üst kapalı, başka bir şey yok. Lastiklerimiz kavuşuk, söylemiştik bunu. Jantlarımız oldukça güzel. Soldan direksiyonlu far detaylarımız Mika. Arka far detaylarımız boya. Aynalarımız plastikti. Fazla bastırmayın. Çok hassas çünkü her an çat diye elimizde kalabilir arkadaşlar. Silecek detayları yapılmış. Renk gerçekten çok güzel. Roof'un daha önce nasıl çalıştığını söylemiştim. Bir Alman firmasıydı arkadaşlar. Alman otomotiv firması. Porsche kasası üzerinde yapılıyor. Kendisi üretiyor çoğu parçayı. O yüzden de bir otomobil parçası olarak geçiyor roof. Yani Porsche değil bu arkadaşlar. İşte roof. Çok güzel bir model. Yeşilini de aldığım için mutluyum. Şu diğer renklerde şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Sarı. Şöyle yaklaştırayım. Lacivert ve rodeosu. Evet. Modellerimiz de böyleydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.